Merhaba sevgili arkadaşlar. String metotları serimiz devam ediyor. Bu 7. videomuzda diğer metotlara nazaran daha az kullanılan MakeTrans ve Translate metotlarını göreceğiz. Ancak derse geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bütün bu metotları ezberlemenize hatta öğrenmenize gerek yok. Burada önemli olan neyin yapılabildiğini bilmek. Nasıl yapılabildiğini zaten bulabilirsiniz. En profesyonel insanlar dahi buradaki bütün metotları bilmiyorlar. Bilmelerine gerek de yok zaten. Sadece ihtiyaç duyduklarında bu nasıl yapılıyor diye sorduklarında bu metotlar karşılarına çıkıyor. Benim bu bütün metotlarla ilgili video yapmamdaki amaç çok kapsamlı bir Python eğitim serisi hazırlama isteğim. Yani bir kişi benim hazırlamış olduğum bu eğitim serisinde bulamayacağı hiçbir şey olmasın istiyorum. O yüzden çok kapsamlı bir eğitim serisi hazırlıyorum. Son olarak şunu da söyleyip hemen derse geçiyorum. String metotları ile ilgili aradığınız özel bir metot varsa videonun açıklamalarında bu 47 tane string metodun hepsinin hangi videoda olduğunu gösteren linkler mevcut. Oradan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. O zaman hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> trans ve translate metotları kısaca şu şekilde. MakeTrans metodu stringin içerisindeki karakterleri başka bir karaktere dönüştürmek için her bir elemanla eşleşen bir tablo hazırlıyor. Translate metodu ise bu tabloya göre değişikliği yapıyor arkadaşlar. Nasıl mesela hemen bir örnek verelim. Elimizde bir tekstimiz olsun. Bu tekstimiz Türkçe karakterlerden oluşan şöyle bir cümle olsun. Bu taşı ağaçların üzerinden atmaya çalışıyorum şeklinde bir cümle yazdım. Şimdi arkadaşlar burada benim yapmak istediğim bir şey. Buradaki Türkçe karakterleri İngilizce karaktere çevirmek. Bunun için bir tablo hazırlayacağım. Onu da şu şekilde hazırlayacağım tablo diyorum ve make trans metodunu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar make trans metodu her ne kadar bir string metodu olsa da diğer string metodlarından kullanım bakımından farklıdır. Burada belli bir stringe uygulamayacağımız için str yazıp nokta yazdığımızda bu string metodunu kullanabiliriz. Hatta buna gerek bile yok. Bir boş string yazdığımızda da bu string metodunu kullanabiliyoruz. Ama benim alışkanlığım olduğu için burada sadece str yazarak bu metodu kullanmak istiyorum. Str yazdım. Daha sonra ise make_trans metodunu çağırdım. Arkadaşlar, bu make_trans metodunun içerisine üç tane argüman yazabiliyoruz. Yalnız bunların yazım şekli biraz farklı. İsterseniz gelin şu şekilde Shift taba basarak bir inceleyelim. Eğer ki diyor siz sadece bir tane argüman girecekseniz bu mutlaka bir dictionary olması gerekiyor. Değiştirmek istediğiniz karakterleri eşleştiren bir dictionary olması gerekiyor. Eğer ki iki argüman girecekseniz bunlar eşit uzunlukta iki string olması gerekiyor diyor. Ve o string'deki her bir karakter diğer string'deki aynı sıradaki karakter ile değiştiriliyor. Ve eğer ki siz üçüncü bir argüman girecekseniz de o karakterler nan ile eşleştiriliyor. Hemen şimdi bunların örneğini Verelim. Önce iki parametre belirleyelim. İlki Türkçe karakterler olsun. Mesela ne olsun? Yumuşak g, ü, ş, ı, ö ve ç olsun. Virgül diyorum. Şimdi ikinci parametremi belirliyorum. Yumuşak g'yi neye çevireceğim? g'ye çevireceğim. Ü'yü neye çevireceğim? u'ya çevireceğim. Ş'yi s'ye çevireceğim. Küçük ı'yı i'ye çevireceğim. Ö'yü O'ya çevireceğim. Ç'yi de C'ye çevireceğim. Şimdilik bunu ben sadece küçük harfler için yaptım. Eğer isterseniz siz büyük harfler için de yapabilirsiniz. Hemen şu şekilde tablo diyorum ve bu make trans metodunun oluşturmuş olduğu tabloyu bir görelim. Bakın karşıma sayılardan oluşan bir dictionary çıktı. Ki bu gerçekten bir mi? hemen ona da bir bakalım isterseniz. Şöyle tablo dediğim zaman bunun bir dictionary olduğunu görüyorum. Pekala buradaki sayılar nedir diye merak ediyorsanız onu da size şu şekilde göstereyim. Ordinal fonksiyonun içerisine buradaki harflerimi yazıyorum. Örneğin yumuşak G'yi yazdım. Daha sonra ordinal fonksiyonun içerisine G harfini yazıyorum. Bir de Ü ile U harfini görelim. Ordinal diyorum. Hemen Ü harfini yazıyorum. Bir de Ordinal diyorum. U harfini yazıyorum. Bakın çalıştırdığım zaman yukarıdaki sayıların aynısını elde ettim. Buradaki yazan değer yumuşak G harfinin Unicode değerini onluk sayı sisteminde gösteriyor. Onluk sayı sisteminde yumuşak Y 287'ymiş. G 103'müş ki buradaki ile aynı. Ü harfi 252'ymiş. Gördüğünüz gibi burada da aynı. U harfi de 117'ymiş. Yani Unicode değeri 287 olan ifadeyi 103'e dönüştür. 252 olan ifadeyi 117'ye dönüştür şeklinde bir tablo yapılmış. Yani bu tablomuz yumuşak g'yi g'ye ü'yü u'ya dönüştürecek şekilde tasarlanmış. Hadi şimdi bu tabloyu kullanarak dönüştürme işlemini yapalım. Textimi alıyorum. Daha sonra translate diyorum ve translate'te kullanacağım tabloyu buraya yazıyorum. Hemen tablo dediğim zaman çalıştırdığımda bakın arkadaşlar Yukarıda Türkçe karakterlerden oluşan cümlem artık İngilizce karakterlerden oluşuyor. Pekala, tekstimin orijinalinde bir değişiklik var mı? Elbette ki tekstimin orijinalinde bir değişiklik yok. Çünkü bizim tekstimiz string bir ifade ve string ifade de immutable bir ifadedir. Şimdi hadi isterseniz bu make_trans metodunda sadece bir argümanla bu işi çözelim. Bir dictionary belirleyelim. Hadi o zaman bu şekilde bir sözlük oluşturalım. Sözlük diyorum. Süslü parantezimi açıyorum. Yukarıdaki dönüşüm işleminin aynısını burada gerçekleştireceğim. Ş harfi S'ye dönüşsün. Yumuşak G harfi G'ye dönüşsün. Ü harfi U'ya dönüşsün. I harfi İ'ye dönüşsün. Ö harfi O'ya dönüşsün. Ve son olarak Ç harfi de C'ye dönüşsün. Evet gördüğünüz gibi sözlüğümüzü, dikşinirimizi ayarladık. Çalıştırıyorum string nokta make Trans dediğim ve bu sefer içerisine yukarıdaki gibi iki tane string ifade yazmak yerine sadece yukarıda belirlemiş olduğum işte şu sözlüğü yazıyorum. Hemen buraya sözlük dediğim zaman gördüğünüz gibi bir eşleşme sözlüğü, bir eşleşme diksiyonerisi karşıma çıkardı. Yukarıdakine çok benziyor. Yukarıdaki sözlüğümde bütün değerler unicode'du. Burada ise dönüştürülecek değerler unicode değer şeklinde yazılmış. Ancak çalışma sistemi tamamen aynı. İsterseniz bunu ben tablo2 adında bir değişkene atayayım. Yukarıda yazmış olduğum bu kodu hemen buraya yazıyorum, çalıştırıyorum ve bu tablo2'yi kullanarak translate metoduyla cümlemi İngilizce karakterlere dönüştüreyim. Hemen text nokta translate diyorum. Ve bu sefer içerisine yukarıda oluşturmuş olduğum tablo 2'yi atıyorum. Yine gördüğünüz gibi cümlemdeki Türkçe karakterler İngilizce karaktere dönüşmüş durumda. Elbette ki yine textimde herhangi bir değişiklik yok. Şimdi size bir güzellik göstermek istiyorum. O da şu. Eğer ki siz yukarıdaki gibi bir dictionary oluşturacak olursanız aslında make trans metoduna ihtiyacınız olmuyor. Nasıl yani? Şöyle anlatayım. Direkt siz text nokta Translate diyerek buradaki tabloyu değil de sizin en başta oluşturmuş olduğunuz sözlüğü de kullanabiliyorsunuz. Bakın çalıştırdığım zaman yine şuradaki dönüştürülmüş olan cümlemin aynısına erişebiliyorum. Yani eğer siz şu şekilde sözlük oluşturacaksanız make trans'a ihtiyacınız yok. Pekala hadi o zaman üçüncü parametremizi de göstereyim. Bu sefer de tablo 3 olsun. Bu tablo 3 string nokta make trans diyorum ve tablomu oluşturacağım. Hemen yukarıdaki şu ifadenin aynısını alıyorum. Buraya kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane parametrem burada var. Bu üçüncü parametrede ise bu tekstimden silmek istediğim karakterleri yazıyorum. Örneğin ben büyük B harfinin silinmesini istiyorum. Bakın tablo üçümü bu şekilde oluşturdum. Şu tablo üçüme bir bakalım. Çalıştırıyorum. Bakın büyük B harfi burada nan ile eşleştirilmiş. Hadi bu tabloyu kullanarak cümlemde yine translate metodunu uyguluyorum. nokta translate diyorum. Bu sefer içerisine tablo 3'ü atıyorum. Ve çalıştırdığım zaman bakın biraz önceki gibi Türkçe karakterler İngilizce'ye dönüştürülmüş. Ancak büyük B harfi artık yok. Evet sevgili arkadaşlar make, trans ve translate metodları bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ayrıca sorularınızı ve görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.